Gaziantep Arkeoloji Müzemizde Karakamış eserleriyle ilgili geçici sergileme salonumuzun Ankara Anadolu Milletleri Müzesi'nden 2020 yılının sonlarında getirmiş olduğumuz eserlerin bulunduğu alandayız. 1930'lu yıllarda Karakamış Antik Kenti'nden İskenderun Limanı aracılığıyla İskenderun Limanı'ndan yurt dışına kaçırılmaya çalışılırken yakalanan Karakamış Antik Kenti'ndeki eserler o dönem Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları doğrultusunda bölgede müze olmadığı için Ankara Anadolu Milletleri Müzesi'ne götürülüyor. 1930 yılında götürülen bu eserler 2021 yılında biz şu an 21 Ocak itibariyle bu geçici sergini salonumuzu bakanlığımızın izinleri doğrultusunda açtık. Yani 91 yıl sonra ana vatanında, kendi topraklarında Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde şu an sergilenmekte. Hikayesi kısaca bu aslında. O dönemde Karakamış Antik Kenti'nde uzun süreçli kazılar yapılıyordu. Şu an için de Karakamış Antik Kenti'nde İtalyan Kazı Başkanı Profesör Doktor Nicol Marchetti tarafından hala kazı çalışmaları bilimsel anlamda devam ediyor. Onun dışında da işte 91 yıl sonra bu gelen eserlerimizi özellikle Karakamış Salonu olarak daha önceden yapılan bu müzemizdeki salonda da sergiliyoruz bu eserleri. İskenderun Limanı'ndan kaçırılmaya çalışılmadan önce yakalandığı için Ankara Anadolu Milletleri Müzesi'ne götürülüyor ve 90 yıl boyunca Ankara Anadolu Milletleri Müzesi'nde sergileniyor, korunuyor bu eserler. Günümüze kadar da bu şekilde korunabilmiş şekilde geliyor. Şimdi mesela getirdiğimiz eserler 2020 yılı sonu itibariyle getirdiğimiz, yani bu 90 yıl sonra getirdiğimiz eserlerden en önemli eserlerimizden birisi rölyef parçasıdır. Rölyef kabartmalı bir parçamız var, eser var. Onun dışında hiyeroglif yazıtlı, resim yazılı eserlerimiz var, yazıtlarımız var. Sütun başlıkları, sütun altlıkları, aslan heykeline ait parçalar. Bir kısmı burada kapalı salonumuzda, bir kısmı da müzemizin arka bahçesinde açık teşhir dediğimiz bir alanda. Büyük boyutlu eserleri de şu an açık alanda geçici sergiye sunduk. Yani genel anlamda özellikle hiyeroglif yazıtlı eserler çok önemli. Gaziantep Bölge Laboratuvarımız, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve müzemiz olarak bu sergi salonunu ziyaretçilerimize açtık. İnşallah yasaklardan sonra da yoğun bir şekilde tüm müze sever dostlarımızı bu sergimizi görmeye bekliyoruz. Karakamış Antik Kenti biliyorsunuz çok büyük bir alan. Yaklaşık 90 hektarlık bir alana sahip. Antik kent zaten sınırın sıfır noktasında bir kent. Yani Fırat Nehri'nin bulunduğu yerde bir başkent konumunda bir yer. Geçitit dönemine ait çok önemli bir antik kent. Orada da şu an yabancı bilim adamları tarafından Profesör Doktor Nicol Marchetti tarafından da geçen sene 2020'de de devam etmişti. Bu sene de yasaklar sonrası Haziran ayı itibariyle tekrar oradaki kazı çalışmaları devam edecek. Bu en eski 1000'den önce 1500. Biz oradan hemen girdik, tam içeriye Hittit başkent içeriye gideriz. Thank you.
Pencereyi açtık. Pencereyi açtık. Pencereyi açtık.